Merhaba arkadaşlar ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere Excel ortamına eklentilerin, edinslerin arkadaşlar nasıl ekleneceğini göstermeye çalışacağım. Excel ilk kurulduğunda veya varsayım standart kullanımında arkadaşlar şeritte bazı şeylerin olmadığını, örneğin geliştiricinin olmadığını görürüz. Yine veri bölümüne geldiğinizde çözücünün, veri çözümleme gibi bölümlerin burada işte çeşitli istatistiksel histogramı falan buradan yapıyoruz arkadaşlar. E, regresyon vesaire bu bileşenlerin olmadığını görürsünüz. Bunları eklemek için arkadaşlar dosya menüsünün file menüsünün en altındaki seçenekler bölümüne gittiğimizde arkadaşlar şöyle ekrana sığdırmaya çalışayım. Burada arkadaşlar e, şerit özelleştirmek için hani e, şeritteki çıkmayan şeyleri görmek için e, örneğin geliştirici yoksa buradan ekleyebilirsiniz. Diğer e, arkadaşlar istediğiniz şekilde e, özellikle e, hızlı erişim araç çubuğunu eklemek istediğiniz olabilir. O tepede görünen arkadaşlar, şurada görünen. Buradan yapabilirsiniz. Eklentiler konusuna gelince, İngilizcesi add-ins arkadaşlar. Standart olarak bazı eklentilerin yüklendiğini, e, bazılarının yüklenmediğini göreceksiniz. Arkadaşlar git e, şeyine tıkladığımızda bunların... Ee, normalde olmadığını ama siz çözücü solver'ı yani ne çözümleme araçın e, gerekirse de yine VBA programlama yapacaksak buna ilişkin araçları işte para birimi ile ilgili arkadaşlar Euro ile ilgili araçları buradan ekleyebilirsiniz. Bunları şu şekilde eklemek gerekir yani eklemek gerekir mi gerekmez mi diye bir soru olursa eğer ihtiyacınız varsa istatistiksel araçlara ve çözücüye ki videomuzda var solver arkadaşlar o zaman tabii ki kullanmak için eklemek gerekir. Ama ihtiyacınız olmayan şeyleri eklememeye eklemenin bir anlamı yoktur. Ama e, bulunsun bir şekilde Excel'in daha gelişmiş şekilde karşıma çıkar bunlar diyorsanız tabii ki ekleyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar buradaki amaç şu aslında bunları ekleriz. istatistik araçları vesaire. Bir de arkadaşlar kendimiz de Excel bileşeni yazdığımızda arkadaşlar yani o VBA kodlarında Excel A ürettiğimizde bu anlamda da kendi eklentimizi de alıp arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradan göz atla Excel'e bakın. Xlm, XL ve Xlel gibi e, bileşenler olabiliyor. Yani bu şu şekilde makrolar yazıldı veya kodlar yazıldığında onları taşınabilir hale getirmek için arkadaşlar size o şekilde gönderilebilir profesyonel çözümler. Siz de buradan bir eklenti olarak ekleyip bunu daha sonra arkadaşlar çeşitli bir de buradan kendimize ilişkin bir tane diyelim sim şey yaratır. Oraya koyar kullanırsınız. Kendimize ilişkinde e, tutarız. Yeni bir e, yesek mi veya yeni bir arkadaşlar grup açarız. Araç olarak buraya ekleriz. Evet arkadaşlar. Bu videoda sizlere eklenti ediniz konusunda yapabileceklerimizi göstermeye çalıştım. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.